Bir günün yandaş çıldırtan kapağı çok konuşuldu. Abonelik kampanyası kapsamında gazetenin birinci sayfasında reis mükemmel bir insan başlığı yer aldı. Gazetenin sağ alt köşesinde ise sadece böyle haberler duymamak için bugün bir güne abone ol notu düşüldü. Okur bir günün bu kapaklarına alışık. Benzer örnekler çok. Erdoğan'ın çok affedersiniz Ermeni ifadelerine çok affedersiniz faşist manşetiyle cevap veren de Gezi'de %50'yi zor tutuyoruz sözlerine anneannemizi evde zor tutuyoruz başlığıyla gönderme yapan da bir gündü. Şahsımın dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz serzenişine Arapça yazılan hırsız manşetiyle de bir gün karşılık vermişti. Bir gün sıkça bu kapaklar nedeniyle yediği tekstipleri de yine yaratıcı zeka ile bertaraf etti. Gezi'de Taksim Meydanı'nda polisin eylemciyi ısırması yakalı oğlum başlığıyla okuyucuya duyuruldu. Fotoğraf açık olduğu halde bir güne polisin göstericiyi ısırmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Gazete bunun ardından hata aldı. Isırmamış dedi ve aferin oğlum başlığını attı. İzahı olmayan şeylerin mizahı oluyor. Baskı altındaki toplumlarda bu bir gelenek. 33 yıllık baskıcı Abdülhamit döneminin kapanması ve meşrutiyetle birlikte toplumda bir rahatlama olmuştu. Gazetecilik faaliyetleri için de yeni bir ortam vardı. Ama otorite geleneği de adeta devletin kılcal damarlarına kadar sızmıştı. Şiddetli Eşek denilen dergi 1910'da böyle bir ortamda yayınlandı. Yer yerinden oynamıştı. İsminin onaylanmış olması bile olaydı. Çünkü o dönemde ayı, eşek, katır, sıpa ya da deve gibi hayvanlar ve bal kabağı, hıyar, karpuz benzeri zerzevat isimlerinin yayın organlarında kullanılması yasaktı. Arap harflerinin üzerine şedde işareti konunca derginin ismi Eşk yani gözyaşı oldu. Bu hileyle izin alındı. Derginin kapağı da ismine uygundu. Ceketli, papyonlu, jilet gibi bir eşek masada oturup bir şeyler karalıyordu. Eşek dağıtılınca beklenen oldu ve kapatıldı. İkinci sayı Kibar ismiyle fakat aynı kapakta çıktı. O da kapatıldı. Üçüncü sayı tamamen protestoydu. Kapağında yine eşek olan dergi Yuha ismiyle çıkmıştı. O da kapatıldıktan sonra son bir hamle yapıldı. Kapaktaki eşek masa arkasına gizlenmiş sadece iki kulağı gözüküyordu. Üzerinde ise derginin yeni adı okunuyordu. Malum. Buna bugün Gezi ruhundan alınan ilhamla orantısız zeka deniyor. Devrimci, demokrat, sol gelenek yakın tarihte de örneklerini vermişti. 1970'lerin ortasında toplumun farklı görüşten gençler arasında çatışmalar yoğunlaşınca ülkücüler sözüm ona bir barış kampanyası başlattı. Başını milliyetin çektiği bazı gazeteler ise bu kampanyaya destek oldu ve duyurmaya çalıştı. Gençler Ankara Milliyet Bürosu'na çağrıldı. Kampanyaya katılan gruplardan biri Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu Akıncılardı. Ülkücüler silah bırakabileceklerini söylediler. Aslında bu solcuları avlamaya yönelik bir plandı. Milletteki toplantıda sıra Dev Genç'e geldi. Muhatap dönemin ODTÜ Dev Genç Başkanı Bülent Forta'ydı. Zor bir durumdu. Silah var demek de yok demek de olmazdı. Boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyordu. Bülent Forta düşündü, taşındı ve o dahice tarihi cevap verdi. Milliyet Ankara Büro'dan İstanbul'daki yazı işleri masasına ulaşan sözleri Abdü İpekçi sürmanşetten girdi. Dev Genç'te bırakılacak silah yok. Bu her anlama gelebilirdi. Dönelim. Bir günün manşeti yandaş çıldırttı. Sadece gazete ve gazetecilere değil okura da hakaretler yağdırdılar. Gerçekte halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek denilen bir şey varsa işte tam da budur. Bir günle birlikte muhalif diğer gazetelerin okurları da hedef alındı. Bugünkü ortamda elbette bu suçun bir cezası olmayacaktır. Ama zaten kesilen bir cezadır bu. Vasıfsız, nobran ikiyüzlü biatkarların zeka ile yerle yeksan edilmesinin adıdır. Ahmaklığınızın orantısız zeka karşısında tutunması çok zor. Bunu bilin
yeter. Hoş. Bunu bildiğiniz için bu kadar tedirginsiniz ya.